Dostlar, sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum ki keyifler yerindedir. Biliyorum, kamera yok, ben yokum. Ama Uncharted var. Oyun var. İyi ki var. Tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Uncharted Nathan Drake Collection. İlk oyunuyla başlayacağız efendim. Dilerseniz şöyle, burada 2, 3 de var. Dilerseniz hemen ilk oyununa, Drake's Fortune ile başlayalım. Türkçe altyazı oyun. Ayrıca dublajı da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Seçenekler, yine bakalım. Ses seviyeleri gayet. Dil, metin Türkçe, altyazılar Türkçe, konuşma Türkçe. Aynen öyle. Haydi bakalım. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun efendim. Yeni oyun, senaryo normal, normal. İnsan gibi oynayıp bitirelim. Tamam. Kısa bir hemen kaydını aldı. Uncharted serisi benim özlediğim bir oyun. Bana PlayStation aldıran oyunlardan bir tanesi. Sir Francis Drake 1587. Ne dediğini görmedim. O da yani okumadım orayı. Şu anda Panama sahili açıklarındayım. Az önce efsanevi kaşif Sir Francis Drake'e ait olduğunu sandığımız ve tam 400 küsür yıl önce denize gömüldüğünü düşündüğümüz bir tabut çıkardık. Vay, 400 yıl. Atanın tabutuna bu şekilde saygısızlık etmen sence doğru bir şey mi Drake? Sanki ayıp bir şey yapıyorum. Ayrıca, hani bana inanmıyordun? Çünkü minik bir araştırma yaptım. Öğrendiğim kadarıyla Francis Drake'in hiç çocuğu olmamış. Ama tarih de yanılabilir. Sana bir örnek. Boş bir tabuta saygısızlık edemezsin. O da ne öyle? Ne vardı ki ben görmedim. Ha, kutu. Vay. Günlük. O yok. Senin şeytan. Nedir o? Hadi yukarı kaldır. Hayır. Hayatta olmaz. Anlaşma tabut içinde. Hepsi bu. Bir dakika. Programın bu keşif gezisini finanse etmeseydi buraya asla... Hikayeni aldın küçük hanım. Bakın Bay Drake. Bir sözleşme imzaladınız. Bakın o Bay Drake. Her şeyi görme hakkım var. Bir saniye. Ya Türkçe dublaj ve altyazı olunca gerçekten oyunun tadı, ne yalan söyleyeyim, Sally, bir başka oldu. Bir sorunumuz var. Acele. Bir dakika. Ne oluyor? Korsanlar. Korsanlar mı? Evet. Modern korsanlar. Bunlar esir almazlar. En azından erkekleri almazlar. Bir dakika, sen neden bahsediyorsun? Oh, geliyorlar. Bizim yetkilileri çağırmamız gerekmiyor mu? Evet, bu harika olurdu tabii. Yetkili ama benim gel gör canım. Ki burada bulunmak için iznimiz yok. Ne? Evet, o yüzden bir Panama cezaevini boylamak istemiyorsan bu işi kendimiz halletsek iyi olur. Halletmezsek ne olur? Hiç Panama cezaevine girmediğim belli oluyor. Bunları kullanmayı biliyor musun? Evet, kamera gibi. Sadece doğru tetiğe bas, değil mi? Aferin sana. Onu bana doğru tutma da canım. Hadi başlayalım. Aynen, hadi başlayalım. Derin bir nefes al, alışırsın. Nasıl bulabildi bunlar bizi burada? Bu herifler haftalardır peşimde dolanıyor. Atlattığımı sanıyorum. Ne yaptın? Biraz uzun bir hikaye. Dur, alışacağım gençler. Kontrolleri öğreneyim genci olan. Bu adam var seni pek sevdiğim. Ne dersin? Az konuş, çok ateş et. Aha. Güverteye çıkıyorlar. Ona pişman olacaksın. Ha, yelten değil. Ona ulaşamıyorum. Ağzını burnunu kırarım senin ha.
Gel. Gelin. Ya kimin kimi pişman edeceği hiç belli olmadı. Emine gülüm. Güçlü combo için kare üçgen kare anladım. R1 ile şey yapıyormuş. Ben de diyorum. Hadi sen neredesin? Hadi deneyelim. Hop. Kare, üçgen, kare, oy. Bırakın lan kızı. Eski oyunların da kontrolleri bir harika ya gerçekten. Lanet olsun adamı. Oh. Ya bu iyi olmadı. Gerçekten. O da ne? İşte bu. Helalde salıyım. Hadi öyle bakarsak. Adam beni. Helal, Sali günü kurtarıyor. Gemi havaya uçacak, atlamalıyız. Tamam, bekle. Ne yapıyorsun? Tamam, hadi. Tamam. Kamerasız atla. Olmaz. Hızlı bir başlangıç oldu. Sali, adamın dibi. Bir dakika bile yalnız bırakamayacak mıyım? Onlar gemiyi patlatana dek her şey kontrolüm altındaydı. Sen iyi misin? Her şey planlandığı gibi ya. Yıllar sürecek terapiyle hallederim. Aha, güzeller güzeli yetenekli Elena Fisher'ın ta kendisi. Yağcılığın sayesinde daha çok görüneceksin. Evet ama ben daha çok kamera arkasında takılırım. Bekle salam. Hayret bir şey ya. Pabucun dama atıldı. Bittim. Ne dersiniz, daha fazla dikkat çekmeden buradan gitsek mi? Evet. Sir Francis'ten küçük bir armağan. Demek tabutu buldun ha? Bekle bir dakika, bu düşündüğüm şey mi? Drake'in kayıp günü. Kendini ölü göstermiş. Kayıp günü. Aynen dediğim gibi sanırım. Büyük bir işin peşindeydi herhalde. Evet ama bu aramızda bir sır olarak lazım. Emanet için teşekkürler Bay Drake. Sanırım indiğimizde o günlüğe bir göz atmayı hak ettim. Bak şimdi. Drake Pasifik'e yelken açtığında İspanyol donanmasını gafil avlamış. Gemilerini ele geçirmiş. Tüm haritalarını, mektuplarını, günlüklerini almış. Ve her şeyi bu günlüğe kaydetmiş. Aha, yani bu... Ancak İngiltere'ye geri döndüğünde Kraliçe Elizabeth tüm harita ve seyir defterlerine el koymuş. Bu da dahil. Ve tayfasına konuşmama yemin ettirmiş. Tamam yani bu... Bence Drake o yolculukta büyük bir şey keşfetmiş Sally. Bu o kadar gizli, o kadar değerli ki ortaya çıkmasını istememişler. Pekala. Evet, bir dakika durup bunların umurumda olmadığını varsay ve sadede gel, olur mu? Asıl olaya dalmakla ilgilenen bir adamsın. Kadınlar arasında epey popülersindir. Hiçbir şikayet almadım. Madem öyle, iyi kısmı atlayacağım. Sadece senin için. Eldorado. Vay. Hay anasını Eldorado. Büyük bir şeyin peşindeymiş. Başka bir şey var mı? Aa, bakıyorum birden ilgini çekti. Evet. Hayır, ne yazık ki yok. Son sayfa koparılmış. Sana söylüyorum Sally. Onu bulduk. Nihayet aradığımızı bulduk. Evet. Ancak ufak bir sorunumuz var. Evet, aynen dediğim gibi. Havaya uçtu. Denize battı. Hayır, sigortamız bu yüzden var değil mi? Aa. Hayır, kamera... Kamera iyi durumda. Kamerayı dert etme, hayır. Hala gıcır gıcır. Sally, kız başının çaresine bakabilir. Onu bir görmeliydin. O zaman dışarı çık ve ona de ki az önce kayıp altından şehri bulduk. Belki yapımcısı bu gece canlı yayına yetiştirir. Ah hadi ama. Nate, bana güvenmiyorsun. Evet, az önce.
Az çok. Çünkü bu kızı hemen göndermezsek dünyada ne kadar şerefsiz pislik varsa hazineyi kapmak için bizimle yarışacak. Sen gerçek bir tabii haberini yapınca biliyorum. Berbat bir şey. Ama gerçek şey. Hayır bak, bütçeyi aşıp aşmamamız umurumda değil. Farkında değil misin? Bu olay yılın en büyük hikayesi olabilir. Selam. Hayır, onlara güvenmiyorum, tamam mı? Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz. Sen bana kamera ekibini ayarla, ben de söz veriyorum. Aşağılık herifler. Böyle olacağını tahmin etmeliydim. Evet. Eldorado'nun peşinde ikinci bölüm diyelim. Dur biraz evlat. Eskisi kadar genç değilim mi? Ya sen gençlere taş çıkartırsın be Salih. Lima'daki o barmen kız için çok yaşlı değildin ama. Ya. Vah, o farklı bir şeydi. Gerçi kabul etmeliyim ki aynı şekilde yorucuydu. Pekala, biraz daha dayan ihtiyar. Neredeyse vardık sayılır. Biliyor musun, bu bana bir şey hatırlattı. Sana hiç Pablo Escobar'a çakma bir 16. yüzyıl Santos'u kakaladığım zaman anlatmış mıydım? Escobar'a hem de. Riskli bir hareketti. Ama herif olayı fark edene dek. Neyse, sen beni dinliyor musun? Can kulağıyla hem de. Ah, niye nefeslik yapıyorsam. Ben dinlerim Salih, yani ne var? Ayıpsın abi. Salih candır. Bir şeyler var mı diye bakıyorum etrafta ama zaten şeylerden vardır muhakkak. Nedir o? Şu küçük hazineler oluyor ya, hepimizin bildiği gibi. Mesela burada bir tane olabilirmişti. Çok öyle bir yer çünkü bura. Tam bir küçük hazine çıkacakmış gibi. Francis Drake'in gerçekten buralara kadar gelmiş olduğunu düşünüyor musun? İngiltere'den epey yani, uzak bir yer. Evet. Anlamıyorum. Burada gösterdiğine göre işaretin üzerindeyiz. Belki de şu şeyi doğru okumuyorsundur. Bir de ben bakayım. Hayır, yer burası. Burada hiçbir şey yok Nate. Tanrı'nın cezası bir çıkmaz yolda. Hemen kızma Salih. Biraz sakin ol. Bir inceleyelim. Aynen öyle. İncelemekte fayda var. Nasıl? Bu genel evde gelin aramak gibi bir şey. Ya hadi. Aa, bulduk işte bak, burada bir yer var. Bak bu daha iyi işte. Ha, ya ulan 20 adım attık. Bak çıktık karşımıza, ne var yani? Sence kime ait? İnkalılara mı? Hayır, ondan daha eskidir. 2000 yıl kadar daha eski. Ha. 2000 yıl. Nathan'ın zıplayış harika ya. Böyle şey. Hiç gönülsüzce zıplıyor böyle bak. Hop. Hop. Al, tırmandım çıkıntı ya. Bir şey buldun mu? Henüz değil. Vallahi bulacağım inşallah. Gidiyorum öyle. Aha. Dikkatli ol orada. Oğlum ne? Sana kurban olsun. Neydi lan? Bir tuhaflık var sanki. Salih. Ne? Zeminde mi? Ne? Ahşap mı? Bunun içi boş. Kırıp içeri girmek için bir yol bulmamız lazım. Tamam, buluruz. Tamam, böyle
sola. Hop. Tabii yıllar öncesinin oyununu oynayınca grafikler gerçekten grafikler diyorum. Dinamikler. Oynamış dinamikleri çok kaskatı geçiyor. İniyorum ben. Ah kapı bak. Kör oldum. Oh. I am Batman. Aman aman nerelere geldik. Daha demin evdeydik. Ne kadar sevimli ve sıcak bir yer ha? Çok. Pek beklediğin gibi çıkmadı galiba. Evet. Nerede o lanet olası altınlar? Aa, burası yüzyıllar önce yağmalanmış. İlk baktığımız yerde altın çıksaydı. Yaramaz, korsan bozuntusu. Oh. Hayır, yapan direkt değilmiş. Şuna bir bak. İspanyollar buraya olmalı. İspanyollar. Ne oluyor sana Salih? Hey, ben dandik bir teneke parçası aramıyorum. Gırtlağıma kadar borca battım. Gerçekten bu işe bel bağlıyordum. Merak etme ya, bulacağız ya. Limadaki barlarda epey para bıraktın galiba. Evet hem o, hem de kötü giden birkaç iş yüzünden. Evet, sana hep kötü adamlardan uzak durmanı söyledim. Bir de kötü kızlardan. Öyle kötü mi? Kız. Söyleyene bak. Ne demek şimdi bu? Şu muhabir kız. Onu nasıl süzdüğünü gördüm evlat. Elena mı? Ya, yapma. Onu o rıhtımda ektiğimizde tüm olasılıkları da öldürmüş oldum. Aşkla ve savaşla her şey mübahtır evlat. Aynen öyle. Peki aşkla savaşın farkını göremiyorsan? O zaman dostum başın büyük belada demektir. Bu ikiliye hastayım ya. O İspanyollar geride bayağı bir pislik bırakmış. Ne bu? Yumruk sallayışa bak. Dikkatli o Nate. Harika ya. Aşağısı bayağı derin. Ah, işe yarayacak. Hop. Lanet olsun adamım. Aha zincir. Ha basılı mı tutacağım? Yok, ardı ardına basacağım. Pardon, kusura bakmayın dostlar. Yani dediğim gibi çok eski bir oynanış bırak olduğu için ben bu. Ha geçti. Bir açık tutacağım. Diğer taraftan sıkıştırabilecek misin bir bak. Bu oynuyor mu? Oynamıyor. Ha bu. İtir. Hadi bakalım. Pekala bırak artık. Bu kapıyı tutacaktır. Ha, tut, acele et Salih. Tabii hiçbir kıl işimiz normal gitmez lan zaten. Umalım da bu yerin bir arka kapısı olsun. Yoksa da açarız bir arka kapıyı. Biliyor kapı musun ya. Bu tanıdık geliyor. Drake'in günlüğünde bununla ilgili bir şey vardı. Bu dev bir barbekü. Evet işte burada. Bu şey bir lamba. Çeşit lamba ya da mangala benziyor. Al işte bak dedim barbekü. Cızbız. Yara hakkında onca dırdırımdan sonra nihayet bir işine yaradı ha. Hadi yak bakalım Salih. Hatırlamıyordum da öyle içgüdüsel olarak yaptım vallahi. Yine ne? Yine nos. Aşağı atlayacağız belli ki. Aa Nate.
30 yıl önce olsa bunu yapabilirim inanın. Sen daha taş gibisin de Salih. Cebinden çıkartırsın herkesi. Ben nereye gidiyorum Allah aşkına? Hop. Sen de şuradan gel işte. Salih. Merdiven var işte. Vay be. Al bakıyorum bakıyorum. Adam iniyor işte. Daha neyine bakacağım. Gel bak burada da mangal var. BBQ. Helal. Güzel. Sırada ne var? Sırada ne var? Ben söyleyeyim. Puzzle. Puzzle var sırada. Bekle, bu sembolleri tanıdım. Ben tanımadım. Bu işaretlerin sırasının bir önemi vardır mutlaka. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam, yine aynı şeyi açıyor. Tamam. Mesela buraya çıktım. Ha, bunları aktif edeceğim. Dur ama... Bu iki. Bir nerede? Bu üç. Lan bir nerede? Bir de kesin bu şeydi. Artık bir burası kaldı yani. Aynen bu bir. İttir hocam. Aa. Bir şeyler yapıyoruz bakalım. Şura 2 idi. Hop hop atla bakalım. Bu 2. Üç, dört. Tamam. Şuna tırmanayım. 3 ve bu da 4 sayın seyirciler. Açıl susam açıl. Sırası kaçtık. Oba. Bana bayağı da şeymiş ha. Derin. Evet. Galiba kenara unutulmuş bir merdiven var. Ben bakana kadar burada bekle. Pekala. Dikkatli ol. Görüşürüz. Suya da düşünce yani ne bileyim. Artık hiçbir oyunda suya düşmek etmek zarar vermiyor kimseye yani. Yapmayın, gözünüzü seveyim.
Lütfen. Ne bu, burada yine bir olay var. Yere varıyoruz. Suyu yükseltiyoruz herhalde. Ne? Öyle bir şey. Burayla işim bitti. Aa, sakın onun içinde yüzeceğini söyle. Aa, bu ne ki? Ha, atlıyor mu şimdi? Hayır. Vallahi su çok güzel. Sali gelsene. Oldum. Aman, tek derdimiz bu olsun be. Çık. Koçum benim. Hop. Hop. Maymuna döndüm iyice. Başardım. Diğer taraftayım. Açabilir misin? Aa, dur açacağım be. Geri çekil. Harikaydı. Ya. Sana söylemesi kolay. Aha. Bu taraftaki bende. Hadi. Hadi hadi hadi. Oo. Sisteme bak. Çok güvenli görünüyor. Tabii tabii, muhteşem yani. Gerçekten bastığın yerden güven fışkırıyor. Şaşma. Hop. Vay be. Başardım. Sali'ye direkt parkur yaptım. İşte şimdi bir yerlere varıyorum. Müsaadenle varalım artık. Daha nereye varacağız ya? Daha nereye varacağız? Kamera açısına tüküreyim gerçekten. Aa, vay canına. Tapınak bunun etrafını inşa edilmiş olmalı. Neyin etrafını? Hmm. Bir heykelin. Aa, harbiden ha, orada bir şey varmış. Alıp altın götürmüşler. Bir heykelin. Devasa altın bir heykelin. Oy. Şuraya baksana. Bu insanlar o lanet şeye tapıyorlar. En azından insan olduklarını sanıyorum. Tabii ya. Eldorado. Yani altın adam. Sully, olay altından şehir değilmiş. Buymuş. Altından bir put. Vay anasını. Vay. O şeyin kaç para edeceğini tahmin edebiliyor musun? Çok para. Buraya bak. İzler var. Bahse girelim, İspanyollar onu küçüklerle sürükleyip çıkardı. Bu parti için 400 yıl geç kalmışız. Bizler eskimiş de mi? Evet, öyle görünüyor. Lanet olsun ya. Tabii eğer... Eğer ne? İzleri takip etmezsek. En fazla 10 metre sürükleyebilmişler değil mi? Şimdi çıkıyor heykel ve oyun bitiyor baba. Bulduk, bitti. Zenginiz. Aa, izler burada kesiliyor. Evet, tapınağın arka duvarı patlatılmış gibi görünüyor. Evet, öyle. İspanyollar hazineyi çıkartabilmek için kestirmeye ulaşmış olmalı. Harika. Şimdi ne olacak? Uğraşmamışlar, demişler ne dolanacağız ya. Bam bam ilerleyelim. Bak, orada bir şey parlıyor. Gümüş kaplumbağa. Evet dostlar, yani Uncharted'da tabii böyle oynarken karşımıza sürekli böyle şeyler çıkıyor. 60 hazine varmış. Kim bilir ben kaç tanesini es geçmişimdir ama
Şimdi bunları arayarak da vakit kaybetmek istemediğimden doğruca ben hikayeyi ilerletiyorum. Onun da bilgisini vereyim. Sally, şunu duyuyor musun? Ne o? Şelale. İşte bu her gün görebileceğim bir şey değil. Aman Tanrım. Oha. Denizaltı mı? What the fuck? What the fuck? Man. Lanet olsun man. Vay be. Gözlerime inanamıyorum. Sel sezonunda nehirden yukarı gelmiş ve buraya saplanmış olmalı. Bir kontrol edelim ha. Hayır, bekle. Bu durum beni biraz kıllandırdı evlat. Kıllandırdı. Evet, daha yani önce şelalede bir Alman denizaltısı görmemiş gibisin. Hem de Alman denizaltısı. Şöyle yapalım. Ben gideyim bakayım ve sen de burada bekle. Nazilere rastlarsam seni çağırırım. İyi tamam. Öyle olsun. Abi bir dakika. Bunu benim için tutar mısın? Pekala. Bu işi zor yoldan yapmam gerekecek. Tabii ki canım. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Hiç şaşmaz. Yüzüşe bak. Daldığını falan sanmıyorum Nathan'ın. Öyle bir dinamik koymamışlardır. Evet. Denizaltına ulaşabilmek için o kayalıklarda maymun gibi tırmanacaksın. Her zaman yaptığım şey ya. Ya harbiden meymunluk bu ya. Bir keşif yapacağız, zengin olacağız diye çektiğiniz şeye bak. Yukarı tırmanacaklar burada. Bunda sallanmama gerek yok. Aa, bir şey buldum. Altın Tayrona kolyesi. Vay. Hadi yine iyiyiz dostlar. Ekmek parası çıktı. Bugün de karnımız doyacak çok şükür. Hey, yukarıda dikkat yok. Orası bayağı yüksek. Dikkat benim göbek adım. Sali. Ne kadar dikkatli olduğumu görürsün birazdan. Oy. Harika. Hayır. Fazladan bastım ya. Allah'tan zart diye hemen kaldığım yerden devam ediyor da yarım saat bekletmiyor yani. Bak bir kere bırak. Heh. Çık şimdi. Ha, şey yapmışım. Tamam. Aman. Lan oğlum. Aa. Bir pop olmadı. Korktum yine öleceğim diye. Ya tamam bırak. Oradan kendini denizaltının hemen üzerine bırakabilirsin sanırım. Bıraktım. Geldim lanet olsun. Tetanos aşını ne zaman yapılmış? Tetanos harbiden. Çok komik. Buram tetanos kokuyor. Pekala, içerideyim. Ne görüyorsun? Bu heriflerin başına pis bir şey gelmiş. Her yerde kan var. Bir de çorba. Ne? Şimdi bir şey çıkıyormuş böyle. Rah! Ne
paralar. Vallahi ekmek parası çıktı he, harbiden. Sen bunu nereden buldun benim çürüyen dostum? Bulmuş işte galiba bir yerde. Atmış cebe. Nasıl? Demin cepleri İspanyol altınıyla dolu bir adam gördüm. İspanyol. Ama hiç görmediğim bir darphane izleyen damgalanmıştı. Kafa buluyorsun. Alman dostlarımızın minik bir sırrı varmış. Hadi Nathan. Hadi Nathan. Dışarıdan küçük gözüküyordu bu. Bu ne ayak ya? Bu kapitan kamerasındayım. İnanmayacaksın ama o hala burada. Ne demek o? Görünüşe göre öldürülmüş. Aslında paramparça edilmiş. Üf, çok feci bir ölüm. Evet, korkunç bir şey. Cüzdanına göz alacağım. Çok duygusal birisin Salih. Bir harita. Hadi canım. Haritasız zaten define av olur mu hiç? Bir şey bulabildin mi evlat? Sanırım kayıp sayfamızı buldum. Hadi orada. Anlaşılan Drake'le Alman dostlarımız aynı hazinenin peşindeymiş. Ve bizi ona götürecek harita şu anda elimde. Hey, umarım yine boşa kürek çekmiyoruzdur. Bu geziden bir şeyler çıkartabilmemiz gerek. Yoksa benim... Yoksa ne? Sally. Orada mısın? Duyuyor musun? Ses kesildi. Neyse çıktık. Orada o dönüyor. Merhaba. Hey hey. Arkadaşlarım mı salıyor? Adım Gabriel Roman. Evet evet, kim olduğunu biliyorum dedi. Terbiyeli ol genç adam, burada iş yapıyoruz. Geç şu tarafa. Gitmesene. Kaldır ellerini yukarı. Tamam, yukarıdalar. Durum şu, dostunun bana borcu var Bay Drake. Hem de epey yüklüce. O yüzden bana ikinizin büyük bir şeyin peşinde olduğunu söylediğinde, ki hayatımızın keşfi dedi, doğal olarak ilgimi çekti. Ama daha önce de büyük sözler vermişti, değil mi Victor? Ve yine aynı noktadayız. Yine boş bir işin peşine düştü. Kendisi hep böyle düşük müydü? Sakin ol Navarro. Evet. Ne yazık ki artık zaman tükendi. Tabii ki içeride bütün bu tatsızlıkları telafi edebilecek bir şey bulduysanız her şey bir anda değişebilir Bay Drake. Seninle oyun oynuyor ne? Her şeyi duydular. Haritayı ver. Yavaşça.
Bir Kriegsmarine haritasının Eldorado ile ne alakası var? Yani sence bu tesadüf mü? Almanlar da aynı hazinenin peşindeydi. Bu haritanın onunla bir ilgisi olmalı. Evet, ödeştik mi? Şimdilik. Ama belki hatırlatacak bir şeye ihtiyacın olur. Hey, yapma. Onu bu işe karıştırma. Evet, siz genelde parmak falan kesmez miydiniz? Öylesi çok sıradan olur. Hayır, bence bu onu daha fazla özer. Hop 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 hop. Yapma Rohan. Onun bu işle bir alakası yok. Salih! Hayda. Salih! Ben ne diyordum, ne zaman patlayacak? Ah be Salih. Durdurun onu. Anam. Sizin ben durdurmanıza gerek yok ya. Ben kendi kendimi durdururum. Düşmana ne gerek var? Kaçın. Gratis'te %50'ye varan indirimler var. Koşun. Yavaş ol kovboy. Oo. Bu beni rastlıkla terk ettiniz için. Hak ettik. Pardon da iki mezar soyguncusunu takip edebilecek kadar iyi bir muhabirim. Bu taraftan gelin. Sizle bildireceğim. Oha ve bizi görmediler. Artık elinde tek bir mezar soyguncusu kaldı. Salih öldü. Ne? Evet. Buradan çıkmazsak sıra bizde. Ağlamaz, çok üzüldüm. Lütfen bir silahın olduğunu söyle. Elbette. Sağ ol. İşte can hadi kurtaran gidelim. Gibisin be. Hatun gibi hatun. Ulan 50 tane... Ne Drake, ne? What the fuck? Oh, okay. Kurşunlar hiç eksik olmuyor. Aynı kurşunların hedefinde sen de varsın. Buradan gitmiyoruz mu? Ha, tamam. İşte orada. Ölüşlere bak ya Rabbim, kurban olam. Aha orada bir şey parlıyor. Altın inka bardağı. Aynısı Hacı Şemsettin pasajında 10 lira. Hep bacak arasından vurayım, olur mu? Bu derece kazma olayım. Bu hiç böyle eskimesin yani. Yanımda dur. Yanımda dur. Ben kendimi düzgün koruyamıyorum. Şu güzelim kızı nasıl koruyayım? Vallahi. Uzun hikaye. Sonra anlatırım. Evet. Şöyle bir akşam yemeğini ne dersin? Orada anlatırım doya doya. Yani sabaha kadar anlatırım yani. Nathan'cım koşarsan hani koşup koşup duruyorsun bak. İşte orada. Lan caz yapma. O ölmedi. Lan oğlum ben onu öldü zannettim ya. Keleşe de ölürsün be. Yani bir insanın 30 santim dibinden keleşle sıkınca ölürdür herhalde. Öldün herhalde değil mi? Tabii böyle cover al ki ölümümüz kolay olsun. Tamam.
düşündüğüm gibi olmadı. Tabanca daha güzeldi işte. Tabanca, tabanca. Ne bu tarafta? Kim bu tarafta? Şuna bak, Nathan zaten bir an bile boş geçmiyor değil mi? Yok, geçmez. Biz de böyle. Sen başını aşağı tut. Bu heriflerin hiç şakası yok. Vallahi yok. Gel. Ay ay. Aksiyon bizde bitmez güzelim. Kelleş kelleş yok mu? Arka tarafa. Gerçi keleşeni hacı tabanca yeterince iş görüyor. Şuna bak. Keleşle 50 tane sıkıyorsun. Tabancayla 2 tane sıkman yetiyor. Ya yapma be. Dur. Dur sakin. Salak atamadım. Kazmayım. Siz benden daha kazmasınız arkadaşlar. Lanet olsun adamım. Birazcık durup gidelim buradan. Al bunları. Lazım olur. Hadi. Yanımdan ayrılma. Koşamıyorum ki. Yani. Gerçekten. Şuna bak. Ah. Oy, bitti mi? Evet, kız böyle çayırda gezer gibi gezdiğine göre. Aa, araba. Harika. Popüler miydin? Galiba. Dünyada ne kadar pislik varsa çekiyorum. Ya sen popülerlik bizim mesleğimizin bir sırrı ya. Evet, niye ki? UK-2642. Ezberledin mi? Evet. Nedir bu? Kriegsmarine koordinatları. İspanyolların Eldorado'ya götürdüğü yeri biliyorum. Evet, evet. Sorun şu ki Sully'yı öldüren piçler de biliyor. Lanet olsun. Eğer İspanyollar hazineyi bulduysa oraya, o adaya taşımış olmalı. İspanyol oğlu. Direkt de onları izlemiştim. Neyi bekliyoruz o halde? Ben hikayeyi alırım, sen de peşinde olduğun her neyse onu. Hadi. Bunun bir tatil gezisi olmadığını biliyorsun değil mi? Ben başımın çaresine bakabilirim. Aynen öyle. Ayrıca unutma, bana borcun var. Elena... Sanırım öyle. Bizim kadar tabir yerindeyse billuru sağlam biridir. Elena candır. Vaziyetinin peşindeyiz ve izler bizi buraya getirdi. Pasifik Okyanusu'nun ortasında bulunan bu ufak adaya. Hadi yakından bakalım. Bakalım. Umarım ilk biz gelmişizdir. Eminim. Hiç sıkıntısız bakıp gideceğiz değil mi? Altınlarından bir hazine mi çok bulacağız? Normal. Yoksa ada bizim için çok daha karanlık sırlar mı barındırıyor? Bu kanal değiştirmelerini engelleyecek. Bu neydi böyle ya? Uçak savar ateşi mi? İlk biz gelmemişiz işte. Aa, lanet olsun, yanıyorum! Bırak şu lanet kamerayı artık, atlamamız gerek! Atlamak mı? Şey, paraşütleri var mı? Kontrol etmek için uygun bir zaman. Ha, kapı gitti. Bu şey hala çalışıyordur. Birazdan öğreneceğiz. Denemeden bilinmez. Bunu daha önce yapmış mıydın? Tabii ki!
Sadece atla. Beşe kadar say ve ipi çek. Git hadi. Geliyor musun? Şu anda biraz meşgulüm. Sen git. Sen kaç, kurtar kendini. Yerde görüşür müyüz? Hemen arkandayım. İyi. Demek ki açılıyormuş bu arada. Tamam. Sadece atlayacağım. Beşe kadar sayacağım. İyi bir çekeceğim. Ne kadar zor olabilir ki? Biz atlayana kadar zaten çakılacağız. Dur beş. Al işte, bizde şans olsa anamızın karnından Eldorado heykeli gibi çıkardı yani. Oha. Yükseliyor. Yabancılar beni öldürmeye çalışıyor. Haritamı yanan bir uçakta bıraktım. Evet. Elan'ı kayıp kuvvetle muhtemel öldü. Tabii tabii, daha ne olabilir? Gerçekten harika bir şey. Evet sevgili dostlar, serimizin ilk bölümüne burada nokta koyuyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle efendim. Beğeninizi, yorumunuzu eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Sağ olun, var olun şimdi ben diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.